Bismillahirrahmanirrahim İnna veliyekumullahü ve rasuluhu vellezine amenu ellezine iqimunas salate ve yu'tunez zekate ve hum rakı'un. Sadakallahu'l azim. Ve kali Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Muhterem Müslümanlar, yüce dinimiz İslam'ın hedefi Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir Müslüman kimliği inşa etmektir. Bu kimliği inşa ederken de İslam'ın temel ölçüsü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile hayat bulan ahlaki ilkelerdir. Bu ilkelerle vücut bulan İslam kültürü ve medeniyetidir. Varlığımızı anlamlı kılan adab-ı kurallarıdır. Dinimiz bizi biz yapan bu evrensel değerlere sahip çıkmayı, özbenliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emreder. Aziz müminler, Müslüman kimliğini oluşturan en yüce değer, yaratılış gayemizi hatırlatan, sorumluluklarımızı öğreten ve bizlere şahsiyet kazandıran imandır. Rabbimizin rızasını kazandıran ibadetler, huzur ve mutluluğun kaynağı güzel ahlaktır. Müslümanlar kulluktan sosyal hayata, giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu değerlere sahip çıktığında inançlarını ve kültürlerini muhafaza etmişlerdir. Çağ kapatıp çağ açan medeniyetler kurmuşlar, ilim ve bilimde, kültür ve sanatta, edebiyatta bütün insanlara önder ve örnek olmuşlardır. Ancak Müslümanlar ne zaman kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, işte o zaman kimlik ve aidiyetlerini kaybetmişlerdir. Kıymetli Müslümanlar, kimliğini muhafaza eden Müslümandan beklenen İslam'ın şiarına yani İslam'ın sembol ve nişanelerine saygı duyması ve onları korumasıdır. Tevhidin sembolü Kabe, ümmet olma bilincinin tazelendiği hac, teslimiyetin simgesi kurban, birlik ve beraberliğimizin nişanesi camiler, şehadetleri dinin temeli ezan-ı Muhammedi, kulluğun zirvesi namaz, bizi biz yapan İslam'ın şiarındandır. Cenab-ı Hak, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ kulub. <الْقُلُوبُ> Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa bu kalplerin takvalı olmasındandır buyurmuş. Bu sembol ve nişaneleri muhafaza etmenin takvamızın bir gereği olduğunu haber vermiştir. Değerli müminler, ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysa yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizde, kültürümüzde hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, tuto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Kıymetli Müslümanlar, toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar, değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ümmetini şöyle uyarmaktadır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Öyleyse bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım. İnancımızın ve karakterimizin şekillendiği ailemizi, göz aydınlığı çocuklarımızı, milletimizin umudu gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizle buluşturalım. Yabancı kültürlerin esiri olmamaları için hep birlikte gayret gösterelim. Unutmayalım ki hiçbir millet bir başka toplumun değerleriyle yükselmez, yükselemez. Kültürüne yabancılaşan bir toplum medeniyet inşa edemez. Tarihini bilmeyenler geleceklerini sağlam bir zemine oturtamaz. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Ela inne ahsenel kelam ve eblegal nizam, kelamullahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebarike ve teala fil kelam, ve izâ guri el kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. Sadakallahu l-azîm.